Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an Sincan Lale Meydanı'ndayız. Sincan nüfusu yaklaşık 535 bin nüfusu var. Burası tıka basa doluydu zamanında. Bu sokağa çıkmayın telkinden sonra gördüğünüz gibi bayağı bir azalmış. Evet, şu anda evet, gördüğünüz gibi Sincan Lale Meydanı bomboş. Bu da gösteriyor ki insanlar evinde kalıyor. Yani gezmeye çıkan yok gibi bir şey diyebiliriz. Çok az. Evet. Daha çok esnafı görüyorsunuz iş yerlerinde. Evet, polis her tarafta tedbir almış durumda. Gördüğünüz gibi. Şehrin her noktasında görebiliyoruz. Bazısı da kapatmış dükkanlarını esnaflar. Gördüğünüz gibi bayağı boş buralar. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Ben niye dışarı çıktım? Taşındığım için elektrik aboneliğini kapatmam gerekiyordu kaşındığım yerin. Onun için çıktım. Yoksa ben de evimde kalıyorum arkadaşlar. Bu konuda sıkıntı yok. Evet, Ankara Sincan. Gördüğünüz gibi böyle. Sadece bankaların önünde bir yoğunluk var. Az önce gördüm de onu size göstereyim. O da bankalarda tek tek içeri aldıkları için bir yoğunluk var. Evet, bankaların etrafı çevrilmiş, oturmasınlar diye, kimse oturmasın diye. Bazı yerlerde bankları kaldırıyorlar. Evet, nasıl geçeceğiz? Şunlar da lalelerimiz arkadaşlar. Laleler büyüyor, az kalmış. Birkaç güne kalmaz açarlar. Yani. Evet, karşıda gördüğünüz gibi bankanın önü kalabalık. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi bankaların önü yoğunluk. O da evet, şu anda Sincan Lale Meydanı'ndayız. Burası çok kalabalık olurdu. Yani insanımız evde kal uyarısına mümkün mertebe uymuş gözüküyor. Çünkü buralar çok kalabalık olurdu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepimiz dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli işimiz olmadığı sürece çıkmayalım. Evet. Kanalıma yine de az da olsa kalabalık var. Bankaların önü biraz kalabalık. Bankalarda işlem yaptıranlar. Çoğu dükkan kapalı gördüğünüz gibi. Yine trafik akıyor. Ben niye çıktım dışarıya? Ben de elektrik borcu yatırmak için çıktım. Gördüğünüz gibi kuyumcular. Giyim. Gelinlik mağazası açık. Evet. Yemek yerleri sadece sandalyeleri var. Evet, sokaklar eskisi gibi kalabalık değil. Genelde uyulmuş yasa. Evet, esnaf açmış ama kimsecikler yok. Sokaklar bomboş. Evet, burası Enerjistan'ın önü. Evet, mesafeyi koruyor vatandaş.
az az alınıyor içeriye. Evet, biz de burada yatıracağız. Evet. Mümkün mertebe şeye uyumuş. Evet, sonuç itibariyle evde kalmamız gerekiyor. İşimiz olmadığı sürece dışarı çıkmayalım. Şöyle birkaç haftayı uzmanların dediği gibi sağ salim atlatalım. Ondan sonra zaten havalar da ısınıyor. Mevsimin verdiği avantajla inşallah bu durumdan da kurtuluruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.